Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün işinize inanılmaz yarayacak bir videoyla gelmedim açıkçası. Daha güncel bir bilgiyle geldim. Yani güncel derken böyle Almanya'da Noel nasıl kutlanıyor? Noel'den önce nasıl hazırlıklar yapılıyor? Advent nedir? Advent takvimi nedir? Ve çok duyulan bu Noel pazarları nedir? Neler oluyor Noel pazarında? Ne zaman kuruluyor gibi bilgilerden bahsetmek istiyorum. Bu bizim ilk Noel pazarımız aslında. Geçen yıl Covid'den dolayı Noel pazarları çünkü kapanmıştı. Artık yavaş yavaş pazarlar kurulmaya başladı. Ben size Noel pazarını gezdirirken kameranın diğer tarafını çevireceğim. Çünkü zaten Noel pazarlarında maske takmak önerildiği için ve ben de takacağım için maskeli konuşmanın anlamsız olacağını düşünüyorum. Siz pazarı görün istiyorum. Ben de bu sefer kendimi göstermeden konuşmuş olayım. Şöyle uzaktan göstereyim hatta pazarı. İçerisi çok daha güzel. Pazara aşılı olanlar veya tamamen iyileşmiş olanlar, yani hastalanıp iyileşmiş olanlar girebiliyor. Ve maske takmak öneriliyor ve bence takılmalı çünkü ya inanılmaz kalabalık, özellikle geceleri. Aslında pazar gece çok daha güzel, çok daha ışıl ışıl ama akşam o kadar kalabalık oluyor ki. Hani bu videoyu orada çekemem, çeksem bile size pazarda satılan şeyleri, sunulan hizmetleri gösteremem, o pazarın güzelliğini gösteremem. Gecesi için ayrıyetten beni Instagram'dan takip edenler görür muhakkak. Gece gittiğim zamanlarda minik minik hikayeler paylaşmaya çalışacağım. Gece olayını oradan görebilirsiniz. Şimdi pazara gidelim bakalım. Evet, şimdi pazarı böyle gündüz gözüyle size gezdirmek istedim. Çünkü geceleri inanılmaz kalabalık oluyor. Ama aslında geceleri çok da güzel oluyor. Yani geceleri de görmenizi isterim ama dediğim gibi kalabalık olduğu için hiç video çekemeyeceğimi düşündüm. Ama Instagram'dan gece olan Noel pazarlarına gittiğimde paylaşıyor olacağım. Bu şekilde gezerken de size biraz işte Noel pazarları, Noel'de yapılan işte hazırlıklar nelerdir, nasıl ve ne zaman başlıyor gibi böyle bildiğim birkaç bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Burada böyle küçük küçük kafeler var, böyle sıcak şaraplar var, yiyecekler, içecekler var. Şurayı bir görmenizi istiyorum, çok güzel burası. Bizim burası bu arada yani bu yıl ilk Noel pazarımız. Çünkü geçen yıl Covid'den dolayı açılmamıştı pazarlar. Bu yıl açıldı. Bu yıl da maskeli hani katılmayı öneriyorlar. Maskesiz olanlar da var ama tabii ki çoğunluk dikkat ediyor, maske takıyor. Buraya girmek için aşılı veya iyileşmiş olmanız gerekiyor. Girişte otomatik olarak bir kontrol yok ama böyle durdurup, rastgele durdurup şey yapabiliyorlar, kontrol edebiliyorlar. O yüzden aşı sertifikalarının olması gerekiyor. Veya işte hastalanmış veya iyileşmişseniz bunun kanıtı olması gerekiyor. Şöyle şu güzel şeyleri size göstermek istiyorum. Şimdi söyle, çoğunuzun da aslında bildiği gibi Noel bir Hristiyan bayramı. Ve her yıl 25 Aralık'ta da kutlanıyor. İsa'nın doğumu olarak kutlanıyor. Aynı zamanda bu arada Noel'e doğuş bayramı, kutsal doğuş veya milat yortusu da dendiğini öğrendim. Yani zaten bu pazardan da gördüğünüz üzere Noel bayramı için insanlar haftalar öncesinden hazırlıklar yapmaya başlıyorlar. Bu hazırlıklar nedir? Advent dönemi olarak geçiyor. Noel'e kadar olan her pazar Advent'te bir mum yakılıyor. Bu gelenek Advent geleneğinin en iyi bilineni ve en eski bilineni. Eskilerde tabii ki bu Advent dönemiyle ilgili çok farklı adetler varmış ama günümüzde değişe değişe farklı hallere gelmiş.
İşte örneğin her pazar günü bir tane mum yakarak. Yani 4 mum var ve 4 pazar günü var. Her pazar günü bir mum yakılıyor ve yılın, yani o 4 haftanın sonunda da 4 mum yanıyor olarak kalıyor. Ve buna da bu arada Advent Kranz deniyor. Bir de Advent döneminde bu Noel'in gelişini saymak amacıyla yapılan bir takvim var. Bu da Advent kalender. Biz ilk geldiğimizde Mustafa'nın iş yeri bize bir Noel takvimi vermişti. Tabii ilk defa o zaman gördüm, aa Noel takvimi falan diye. Bir kutucuk düşünün ve 24 tane küçük böyle pencerelerin olduğunu düşünün bir kutunun. Bir görselini bulabilirsem paylaşabilirim veya burada görürsem bir videosunu göstermeye çalışırım size. Her gün işte 1 Aralık'ta başlıyorsunuz her pencereyi açmaya. Her pencerenin üzerinde birden 24'e kadar sayı var zaten. Her gün o sayıyı açıp içinden çıkan işte şekerleme, çikolata veya işte daha büyük kutular varsa böyle daha küçük böyle oyuncaklar, böyle minik sürprizler, daha çok çocukları eğlemek amacıyla bence yapılmış bir şey. Zaten bu pazardan da anlaşıldığı üzere Noel için yapılan hazırlıkların en büyüğü bu tip böyle Noel pazarları. İşte Noel pazarlarında sıcak şarap, böyle pişirilmiş kurabiye kokuları, müzikler. Hani şimdi müzik yok ama akşamları özellikle böyle şarkılar söyleniyor, müzikler çalıyor, oyun alanları oluyor. Mesela ben dün akşam başka bir Noel pazarına gittim. Geceydi. Bir Noel baba işte çocukları almış kendi alanına. Böyle bir tabağa yumurta kırıp şarkı eşliğinde yumurta çırptırıyordu falan. Yani bir adetleri sanıyorum ama tam olarak nedir o adet ben de tabii bilmiyorum. Ama öyle bir hani çocuklar için güzel oyunlar, ondan sonra kukla gösterileri falan var. Bayağı bildiğiniz panayır gibi çok keyifli bir yer. Seler falan var. Atlı karıncalar az önce geçtim önünden, görmüşsünüzdür. Dönme dolaplar var. Bayağı eğlenceli yani. Böyle burada veya işte diğer pazarlarda gezerken insanların her yıl bu pazarları nasıl sabırsızlıkla beklediğini ve bu geleneklerine nasıl bağlı olduklarını hissediyorum. Bunlar çok keyifli şeyler. Çok güzel şeyler. Bu arada Noel pazarının buradaki adı da Weihnachtsmarkt diye geçiyor. Yani bu 4 haftalık Noel'i bekleme olan, yani bu Advent döneminde kurulan bir sokak pazarı olarak düşünebilirsiniz. Bu arada bu pazarlar aslında ilk olarak Almanya'da ortaya çıkmış. Ama şimdi birçok farklı ülkelerde düzenleniyormuş. Noel'in gelişiyle tabii ki artık pazarlar kaldırılıyor. Artık Noel'den sonra bütün hazırlıklar bitiriliyor. Noel bayramı burada 25 ve 26 Aralık günleri, 2 gün. Ama böyle Noel tatilleri çok uzun oluyor. O nasıl oluyor? Onu tam olarak henüz anlayamadım. Ama böyle bayağı hani Jarfin'in de mesela kitası, Kindergarten'ı 2 hafta falan, 1,5-2 hafta falan kapalı. Yani bayram 2 gün ama tatil daha çok anladığım kadarıyla. Yani bu resmi bir tatil mi aslında? Hani bu kadar uzun olması resmi bir şey mi? Ya da böyle iş yerlerinin inisiyatifine bağlı bir şey mi? Onu tam olarak bilmiyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Videonun başında da söylediğim gibi efsane bilgilendirici bir içerik değil aslında. Ama bu güzel şeyleri sizin de görmenizi istedim. Sizinle de paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir.
ve şunu bir yakınlaştırmak istiyorum. Dediğim gibi gece için de videolar çekiyor olacağım. YouTube'a belki yüklemem, belki YouTube Shorts'ta paylaşırım, bilmiyorum. Ama çoğunlukla Instagram'da hikayelerde paylaşmayı planlıyorum. Ha bu arada aklıma geldi şimdi yürürken. İlk geldiğimde onun için de çok şaşırmıştım. Mesela biz Türkiye'de yılbaşında, tabii yılbaşıyla Noel aynı şey değil yani onu biliyorum ama hani biz Türkiye'de yılbaşında bir işte böyle plastikten yapılmış Noel ağaçları kuruyoruz, işte süslüyoruz falan ya. Geçen yıl ilk Noel'imiz geçen yıldı zaten. Ondan önceki yıl geldik ama Noel'den sonra gelmiştik. Neyse geçen yıl geldiğimizde böyle ortalıkta bildiğiniz koca koca çam ağaçlarının dallarını falan böyle satıyorlar insanlar. O dedik ne oluyor yani, nasıl, niye? Ağacı insanlar evlerine mi sokuyorlar? Bayağı insanlar bildiğiniz canlı ağacı, yani Noel için yetiştiriliyor sanıyorum yani bunları. Ya şöyle göstereyim. Bildiğiniz canlı ağaç, insanlar bu ağaçları evlerine alıyorlar. Yani resmen gerçek ağaç, bu bizim Türkiye'deki gibi şeyler değil. Plastikten yapılmış ağaçlar değiller. Böyle bunları alıyorlar ve bunları bu şekilde süslüyorlar. İsteyen evine koyuyor. Ondan sonra şöyle altına şunun gibi böyle bir tutacak koyuyorlar. İsteyen evine koyuyor. İsteyen işte çok büyük bir verandası, balkonu varsa balkonuna koyuyor. Çok şaşırmıştım mesela. Nasıl ya? Yani Almanya gibi bir yerde böyle ağaçları kesmek, bu ağaçları katletmek ne kadar doğru diye bir düşünmüştük Mustafa'yla. Ya ama tabii ki işte onlar için de bir gelenek. Bilmiyorum. E bu ağaçlar bu arada işte Noel'den hemen bir iki gün sonra kaldırılıyor. Evlerde süslemeler falan bitiriliyor. Hani mesela ben İstanbul'da işte ya da Ankara'da yılbaşı için süslediğimde bir buçuk ay önceden başlardım süslemeye. Ne zamana kadar? Yani yılbaşından da bir ay, iki ay sonra ya belki yıl boyunca falan bırakmışlığım var. Burada insanlar şey yapıyorlar, iki gün sonra, üç gün sonra, en geç bir hafta sonra topluyorlar ağaçlarını ki zaten hani gördüğünüz gibi bu gerçek bir ağaç olduğu için bir yerden sonra yaprakları falan dökülüyordur herhalde. Neyse topladıktan sonra bir toplama zamanları var yani 2-3-5 her neyse artık. Her bölge için bu ağaçları toplayan belediye kamyonları var. Yani Noel'den bir hafta sonra şey oluyor artık. Ortalıkta böyle ağaç toplama alanlarında bir sürü Noel ağacı. Ağaçlar böyle yerlere atılmış. Atıyorum işte bizim semt Sülz. Sülz'deki işte bizim sokağa araba işte ikinci haftanın üçüncü günü gelecek. Bunu zaten web sitelerinde falan da duyuruyor oldukları için herkes bunu takip ediyor. Ve aracın o sokağa gelişinden bir gün önce ağaçlarını bırakıyorlar insanlar. Böyle de bir sistem oturtmuşlar. Öyle işte. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Keyifle izlemişsinizdir. Dediğim gibi en güzeli aslında gece olacak. Ben gece için size yine paylaşıyor olacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.